biz Darıca'da oturuyoruz. Kasım ayında teslimat olacak dediler. Ona istinaden iki oğlumu Kiraspınar Ortaokulu'na yazdırdım. Sabah 7'de araçla Darıca'dan 10 kilometre geliyoruz. Öğlen de 1'de alıp 10 kilometre geri gidiyoruz. Yani okullar Eylül ayında açıldı. Eylül ayından bugüne ve halen gördüğünüz gibi teslimat yok. Ve şu gün bugün diye de bir şey söylenmiyor. İlerleyiş sayıyoruz. Kaç kişi var? 2, 4, 5, 6, 10 kişi yok. Yani bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bugün biz varız diye burası kalabalık. Başka türlü yani inşaatta kimse bile yok. Evet, bu sesimizi biz WhatsApp grubundan ilettik. Belki içeride grupta olan arkadaşlar vardır. Belki çalışma ona istinadendir. Yoksa pazar günü böyle bir çalışma görmüyorduk. Hani böyle çalışma değil mi? Kimse bulamazsın. 5 kişi 10 kişi var yani. O kira yardımı devreye girilmiyor. Asıl bizim sıkıntımız bize 2 sene sonra desinler arkadaşım. Bir şey söylesinler. Desinler ki. Tarih belirlensin. Desinler 2 sene bekleyeceksiniz. 2 sene sonra. Biz 2 sene önümüzü görelim. Biz kirada oturuyoruz. Göremiyoruz maalesef. Hiçbir şey göremiyoruz. Hiçbir yerden bilgi alamıyoruz. Cimer'e yazıyorum, cevap gelmiyor. TOKİ'yi arıyorum, her seferinde aynı şey. Yüzde bilmem kaç oldu. Daha fazla bilgi veremeyiz. Aman devlet sırrı vermeyin. Gerçekten bu anlamda çok doluyum. Kiracıyım, evimi bekliyorum. 60 yaşına gelmişim. Bakın birileri falan benim sesimi duysun. Ölüyorum artık. Bir zahmet, bir teslim etsinler. Ben de göreyim. Ben de göreyim yani. 2019'dan beri bekliyoruz. Evden çıkarılıp ailesinin yanına yerleşmek zorunda kalan arkadaşlar var. Yazıyordu yani resmen evden çıkarım. Çünkü 2019 tarihinde biz hak sahibi olduğumuzda çevremizden, komşularımızdan tamamen bize görünen şey tamam işte ev sahibi oldun çıkacaksın gözüyle bakıldığı için hep geçici bir kiracı olduk ve hep o gözüyle bakıldık. Buna nazaran ne zaman çıkıyorsun, ne zaman çıkacaksın, işte şu kadar zam. Yani, psikolojik bir şey de. Psikolojik bir baskı aynen. Böyle bir şeyle karşılaştık. Burada bir bayan yetkili vardı, inşaat sorumlusuymuş sözde. İşte şu gün bugün yok, işte Ramazan bayramından önce muhakkak teslim olacaktır dendi ama bakıyoruz halen bir şey yok. Örnek daire görmedik. Yaklaşık 28 ay ödedik, 28 aydır ödüyoruz. Ama evin ne metre kapısından daha içeri giremedik. Göremedik. Örnek daire yok. Kesinlikle yok. Hiç kimseye gösterilmiş bir şey de yok. Şu kapıdan adım attırmıyorlar. 28 aydır para ödüyoruz. Ve peşinat ödendi. Sadece bildiğimiz 125 metrekare brüt, 106 metre net. Başka bir şey bilmiyoruz. Bilen var mı arkadaşlar? Yok. Ha bilen varsa biliyorum desin. Yok. Ha yani. Bakın bu evlerden vallahi insan ümidini keser ha. Ümidini keser çünkü 2019, 2020'de ben buraya geldiğimde bu inşaatlar böyleydi zaten. Evet. İnsan korkuyor. Ne değişti? 3 sene geçmiş. Ne değişti? Yani ben geldiğimde 2020'de, 2020'nin Aralık ayında biz oğlumla ikimiz geldik buraya. İlk defa gördüm. O kadar mutlu olmuştum ki hepsi böyle dizilmiş. Şu öndekiler aynı şekilde boyalıydı. 2020'den bahsediyorum, 2023'teyiz. Lütfen bu TOKİ, bu devletin, biz devlete güvendik. Yani. Hepsi vardı zaten burada. 2023, artık ümidi kesiyorsun yavaş yavaş. Şimdi ülkede konut stoğundan bahsediyoruz. Konut stoğunun azlığından bahsediyoruz. İşte yer yok deniliyor. %93 şu proje için %93 bitmiş gözüküyor. Yani bu da demek oluyor ki birkaç dokunuşla yapılabilecek tamam. Bir sistem. 577 aileden bahsediliyor. Bu da ortalama nereden baksanız 4 kişilik bir aile 2000 nüfustan bahsediyor. Yani 577 tane evin boşalması ve 570 yani 2000 kişinin buraya yerleşmesi demek. Nasıl giderilir? Sadece birkaç küçük dokunuş ya. Ama bunu müteahhitin insafına bırakırsak bu mümkün değil. Şu anda görünen o. Her gün her şey kat kat fiyatlar yükseliyor. Ben örnek en basitini söyleyeyim. Benim iki oğlum var. Ranza alacaktım. Ranzanın fiyatını Kasım ayında sordum. Kasım ayında 3 milyar dediler. Ama şu an soruyorum 8,5 milyar diyorlar. Ve daha ne zaman teslim olacağı belli değil. Ev sahibiyle kavga ettik. Ev sahibiyle sözleşmeyi yeniden imzalamak.
yaşamak istemedim. Durmadan artırıyor çünkü. Evet. Ama güvenemedim. En sonunda dedim ki tamam ev sahibi almışsın paşansın. İmzalarız. İmzaladık. Mecbur kaldım. Kiramın kaç katını imzaladım ben. En az 3 katı en az. Ha bileydim ki şurası şu zamanda teslim olacak. O da insan kusurur. Anlaşırdık değil mi? Derdik ki bizim şu zaman şöyle olacak. Biz ona göre. Ya da 2 sene sonra tamam. Ev sahibi o zaman derdik tamam. Sen dediğin 2 sene. Değil mi? Bu kadar çok sıkıntıları çekmemizin tek sebebi belirsiz. 6 ay önce buradan ne görüyorsam 6 aydır aynı manzarayı görüyorum. Farklı hiçbir şey yok. Muhteşem bir şey. Farklı hiçbir şey yok. Şu toprak, şu kaldırım sadece üzerine 3-5 taş döşenecek. Ama 3 aydır o şekilde duruyor.